Sayın hastalar, 1 Ocak 2019 itibariyle kanun gereği poşetler için devlet adına para tahsil edilecektir. Yanınızda bez poşet getirmeniz gerekmektedir. Bu yazının asılı olduğu yer bir eczane. Yeni yasaya göre artık eczanedeki poşetler de ücretli. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle kanun gereği eczanelerde ilaçları koymak için verilen poşetlerden artık ücret alınacak. Hadi şimdi bu uygulamanın yankılarına birlikte göz atalım. Tamam. Poşet verelim mi yeni kanuna göre? 25 kuruş poşet ücreti yok, ödüyorsunuz. Yok, verme. Cebimde taşırım, yine verme. Yakında aldığımız nefese bile para vereceğiz herhalde. Ufacık bir poşete ben niye 25 kuruş vereyim? Yasaya göre plastik poşetler bundan sonra en az 25 kuruşluk fiyatla tüketicilere satılacak. Ücretsiz poşet veren işletmelere ceza kesilecek. Benden poşet parasızsa ben de poşet almayacağım, yazılım alıp götüreceğim. Neden? Ya benim şimdi emekli adamım. Aldığım maaş belli, şey belli. Her poşeti ben 25 kuruş versem, markete gittim 10 poşet aldım, ne eder? 2,5 eder. 2,5 ederse ben nereye vereceğim? 2,5 olma, 2,5 olma. Ben de aldığım maaş belli. Emekli adamık daha. Zam mumu hiçbir şey yok. Herkese 26 verdi. Bize bir şey yok. Daha bekliyor bakalım. 10 mu verecek? 5 mi verecek? Onu da bilmiyor. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek. Yani satış alanının metrekaresi büyüdükçe kesilen ceza tutarı da artacak. Eğer uygulamanın geneline bakarsak ülkemiz için, dünyamız için, geleceğimiz için doğru bir uygulama. Ancak buna giriş açılmasında bir takım aşamalar olmalıydı. En azından sağlık tesisleri daha sonra girebilirdi. Eczaneler gibi olan sağlık tesisleri daha sonra girebilirdi. İnsanlar markete giderken, alışverişe giderken programlayabilirler. Ama hastalıklarını programlayamazlar. İnsan acile giderken önceden hastalanacağını bilip acile gitmez. Yanında poşetiyle gidemez. O yüzden bu uygulamanın sağlık tesisleri dışında kalmalı olması gerektiğine inanıyoruz biz. Duruma Hatay Eczacı Odası da tepkili. Oda Başkanı Sedat Akozcan, uygulamanın sağlık kurumlarını kapsamaması gerektiğini savundu. Eczaneye giden vatandaşlar da durumdan muzdarip. Ya şu kadarcık bir şey cebimde taşırım, elimde taşırım. Koltuk altıma koyarım ya. Artık poşet alamayacaksınız. Alamayacağız, cebimize koyup gideceğiz. Bir de evden getireceğiz. Bez poşet, avratlara bez diktireceğiz. Eve götüreceğiz, eleştirelim, pazarlarda ondan yapacağız. Ya aslında hani çevre temizliği için iyi bir şey ama denilen gibi yani fakir fukara için biraz sıkıntılı oldu yani. 10 tane poşet market alışveriş yapsa, 10 poşet alsa 2,5 lira para yapıyor yani. 2 ekmek parası o fakir için. Almayacak mısın? Ha, bugün almayacağım. Ya bozuk yok şimdi üstümde. Ancak küçük esnafta, yani mahalle bakkallarında poşet parayla satılmıyor. Bakkallar yasanın kendilerini kapsamadığı için mutlu. Çünkü müşterinin tepkisini almak istemiyorlar. Ancak bu yasa zamanla onları da kapsar mı bilinmez. Yani 25 kuruş alırsa tabii ki müşteri tepki gösterir muhakkak. 25 kuruş niye fazla versin ki? Zamanla göreceğiz ne olacağını. Hayır efendim, bizde paralı değil, büyük marketlerde o. Bizim küçük esnaflarda öyle bir şey yoktur. Almaz yani müşteriye ben desem poşet paralı, almadan çıkabilir yani. Büyük marketlerde öyle bir şey yok ama bizde kabul etmiyorlar poşet parasını. Bir müşteriden biz istediğimiz zaman, 25 kuruş istediğimiz zaman, şahsen benim kendi görüşüm zoruma gidiyor, yüzüm kızarıyor. Utanç durunca. Marketler olsun, adamların kendileri logolarını basıyor, 25 kuruşa satıyorum. Ne demek bu ya? Türkiye'de daha görülmeyecek böyle bir şey. Sektörde durum böyle ama son noktayı her zaman olduğu gibi yine vatandaş koydu. Şu an eşim işsiz, kaynım işsiz, iş arıyoruz. İş, sabahtan beri de geziyoruz. Devlet poşet peşine düşmüş, boş. Yani biz poşet almıyoruz da almaya da düşünmüyoruz. TİB başvuruları deniyor. TİB başvurularına gidip başvuru yapıyorsun ama torpilin varsa işe giriyorsun. Torpilin yoksa işe giremiyorsun. Yani bunun tabiri bu.